ATV mi? Evet. Bu ne? Aspor. Allah kahretmesin ya. Maç başlayacak diye bekliyorsunuz 2 saattir öyle. Oğlum biz de burada maçı açmıyoruz. Maç niye başlamadı diyoruz. Reklam reklam reklam. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. ATV de yok. Var oğlum ATV. Niye olmasın ATV ya? Ulan biz de hala reklam izliyoruz. Show TV açtım bu kez de. Al bu sefer de TRT1'i açtın. Sanırım ne? ATV izlemek nasip olmayacak. ATV yok, izleyeceksiniz. Buz Yolu diye de bir film varmış derdi. Ah. Maç başlattı, 10 dakika geçmiş, Allah kahretmesin. Biriniz de ayıktırmıyorsunuz bizi, reklamlarımı izliyoruz. Merhaba değerli futbol severler, Türkiye Kupası, final heyecanı, acayip. Merhaba. Gördüğünüz gibi mavi giyindim, niçin? Çünkü bugün Trabzonluyum, Erdal Bey Beşiktaşlı. Ben zaten Beşiktaşlıyım. Ben Galatasaraylıyım. Ama, sen niye burada Trabzon'u tutuyorsun? Bunu ben anlamadım yani. Şimdi sevindim. Arkadaşın olarak beni desteklesen, birlikte sevinsek, birlikte üzülsek ama daha kardeşim, güzel olmaz mı? Trabzon... İlla bir rekabet mi yaratacaksın? Ben burada ya Allah'ınızdan bulun ya. Yani. Ama Trabzonspor'da... İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur, ne diyeyim. Niçin çarpışıyorlar? Tabii ki... Türkiye Kupası için, en Avrupa için. Sezonu Avrupa... Bir kupayla. Ve bir kupayla bitirmek. Vallahi Beşiktaş eğer şöyle berbat geçen bir sezonun ardından bir kupa kazanırsa ya müthiş olur. Ben çok sevinirim. Yani bu sezon zaten bana zaten Beşiktaş deme bu sezon. Ben cinlerim tepeme geliyor evet. Beşiktaş deyince. Evet. O sebepten ama geldik işte kupa maçıdır, finaldir. Final sonuçta ya sonuçta şimdi. Çekmeyeceğiz mi? Baba takımımızdır bu. Ha. Peki hemen bir skor tahmini alalım senden Erdal Bey. 2-1 Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Ben de her zamanki gibi objektif yorumumu biliyorsunuz arkadaşlar. 3-1 Trabzonspor demek istiyorum. Masuaku'yu görmüyorsun ama. Masuaku'ya ayak uyduran yok. Jason Fernandez forvet mi? Evet uç noktada yani hayırdır? Ulan gerçi adamdan bir forvet kumaşı çıkıyormuş. Olabilir ha. Şey gibi Fenomeno. Fenomeno, Ronaldo. Çalımmalı mı? Atar da yani bu çalım. Ondan atar. Dolayı diyorum. Şampiyonluk senesindeki Gezal'ı özlüyorum. Oo. Müthiş bir vücut alımı attı. Ulan herif de dana gibi ha. Gidiyor valla. Lan tutun lan tutun. Arkadan geliyor lan tut. Ooo Nacho. Şov yaptı. Golünü attı. Ooo Nacho. 4 kişi bir adamı tutamadı ya. Yani böyle bir şey yok hocam. Bir kişi tutamadılar ya. Ama tutulacak gibi de değil şimdi. 2 metre boyu var adamın, nasıl tutacaksın? Ya kardeşim tamam 2 metre boyu var da adam yerden topu sürüyerek götürüyor evet. Yani ya. Sanki havadan sektire sektire mi gidiyor sektire ya? Sektire sektire mi gidiyor? 4 kişisin ya. Bak şimdi bak. Çıkış noktasına bak. Nereden aldı? Orta sahanın gerisinden aldı. Bak 1-2-3. Arkadan geliyor 4. Bak oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Çok güzel bir vücut çalımı Necip'e. Necip zaten bir yattı orada. Bu kim? Çok da güzel vurdu vallahi. Öyle. Musruati. Aynı evet. Benim gibi devam etti, izledi baktı. Daha dakika 1 diyeceğim de dakika 13. Bizim için dakika 1. Evet yani biz açtığımız gibi gol oldu gibi oldu. Uğursuzluk sende mi bende mi bilmiyorum da. Trabzon! Yanıcı maddeler var Erdal Bey. Var var. Aha Muleka sıyrıldı! Uğurcan Çakır! Ulan! Vay! Uğurcan şu kalan evet. Saçları da kestirse Muleka çok güzel evet, olacak bence ya. De. Daha hızlanabilir, rüzgar etkiliyor. Kesinlikle. Pazar günü şampiyonluğumuzu kutlayalım da. İnşallah bakalım. Ama şimdi bakıyorum o gün de Konya'ya da beraberlik getiriyor Galatasaray'a. Aynen. Beraber bitsin işte. 0-0. Sabaha kadar. Evi arabayı basın. Aynen. Beraberliği basın. Oynayın. Satın basın. Yatırım tavsiyesi değildir. Abi biz bilmeyiz. Ne yaparsanız yapın yani. Yani. Hadi oğlum hadi be. Lan hadi biraz çabuk ya. Oğlum bir gidin top isteyin lan. Herkes bir adamın arkasında saklanıyor ya. Herkes bakıyor ya herkes. Sanki benim gole ihtiyacım var ha. Vallahi sanki Berk geridi. Heh. Oh! Oğlum nasıl bir refleksle tuttu lan onu? Oo, Can Çakır. Oğlum Beşiktaş yalnız pire gibi giriyor ha. Giriyor ha. Baskı geldi bir kere. Ama dur bakayım. Şunu anlamıyorum kardeşim. Sabah akşam antrenman yapıyorsunuz. Günde 2 3 5. Evet. Lan oğlum yani bir duran top organizasyonu, korner organizasyonu. Niye bunları hiç çalışmıyorsunuz ya? Avrupa'da görüyoruz Avrupa futbolunda adam oraya kaçıyor. Arkadakine bırakıyor. Arkadaki ceza yayı üstündeki boşa çıkıyor. Şutu yapıştırıyor. Bizde hiç öyle. Yap içeri kaleci tutarsın. Tutmazsa karambolde kim atar? Ha. Abdullah Avcı kenara geldi, oyuna girecek birazdan. Yalnız şu ATV'nin skorboarduna bak ya. Çok kötü. Bizim skorboardumuz çok daha güzel, öyle evet. Değil mi sevgili dostlar? Yorumlarda belirtin. Belirtin, göreceğiz bizim skorboardumuzu. Şu skorboarda bakın, bizimkine bakın yani. Bu ne ya? Sevgili ATV yetkilileri. Ekonomi şeyi gibi. Borsa veriyor sanki orada. Size ücretsiz bir şekilde skorboard sağlayabiliriz. Bizimle aha. İletişime geçin.
Beşiktaş Gezal. Oh be! Uğurcan Çakır. Bu Muçi'ye yanlış yerde oynatıyorlar bu çocuğu. Evet. Ya da gerçekten 5 para etmez bir topçu. Muçi'yi bence yanlış yerde oynatıyorlar. Bence kanat ya, değil Muçi. Değil zaten canım. Değil. Bu çocuk önceki takımında da kanat değildi yani. Penaltı çünkü. Penaltı. Dünyanın en saçma penaltısı. Yapacak bir şey yok. Açmayacaksın eli. O eli öyle açarsan. Penaltı net. Net penaltı. Allah Allah. Lan öyle gidilir mi ya? Top öyle gidilir mi ya? Gezal atamayacak. Gezal bence de atamayacak. Kusura bakmayın ama Gezal'ın atacağını hiç düşünmüyorum. Hatta gene üstten out olarak düşünüyorum. Ben Uğurcan kurtarır diye düşünüyorum. Gezal topun gerisinde, Beşiktaş penaltı kazandı ya. Girmeyin oğlum. Ceza sahasına girmeyin oğlum. Gezal ne gol? Beşiktaş beraberlik geldi hocam. Gelir. Raşit Gezal. Ama kurtarıyor yine de bak. Çok şey vurmadı yani. Bir garip vurdu evet. Evet. İlk yarı bitmeden dedik ki Beşiktaş bir gol atar. Atar. Bizi dinleyenler kazandı. Tabii ama ki. Biz kendimizi dinlemedik. Ulan. Kurtarıyormuş neredeyse, zaten. Neredeyse kurtarıyormuş. O da zaten vurduktan sonra bir evet. Yusuflamış. Bayağı yusuflamış. İlk yarı bitti. Bitti. Golle bitti. 1-1. İkinci yarı görüşürüz. Çok iyiymiş aman olayım. Bir tane daha alayım da. Ağızda eriyor, eriyor. O daha güzel ama. Al sana da verdiler. İkinci yarı başladı sevgili dostlar ama biz kurabiyelerin, nefis kurabiyelerin tadına bakıyoruz. Hemen kurabiye sponsorumuzu da söyleyelim buradan. Yok. He olsanız da işte. Maç ve kurabiye. Sponsor olmak isteyenler DM. Niye sponsorumuzdan memnun değil misiniz? Deli dolu. Bir şey vermiyor mu ya? Deri dolu bizim daimi sponsorumuz evet. Ya o sundu sunarlar. Adam haklı o. Ne ya bir marka ile mi anlaşacağız? Güzelmiş ama son kurabiye. Şunun arasına kaçtı 3 gün idare eder beni o. Jason Fernandez. Muleka düş penaltı. Düş penaltı. Aha. Salih. Gol geldi. Salih ve gol. Beşiktaş 2-1'i buluyor. Sanırım şuradan o kupon gelecek. Nereden gelecek? Tam buradan abi. Oynadığımız gibi ya. Abi hafif morarmalar gülüyorum etrafta. Oğlum defans var ya resmen uyudu ha. Evet. O nasıl bir kaçmadır ya? Muleka da çok iyi pas atmış. Hiç. Oğlum hiç beklemezdim bu pası lan. Müthiş pas. Müthiş koşu. Evet. Gerekeni yaptı zaten. Beşiktaş 2-1'i buldu vallahi hadi bakalım. 2-1'i. 2-1'i. Oğlum kurabiyeler çok güzel ya. Evet. Hadi bakalım Beşiktaş'ım. Gerçekten yüreğini hoplattın. Ödü patladı ya. Gördüm oğlum patladığını gördüm ya. Yaklaşık her senede bir yüreğini hoplatırım oğlum ben. Doğru ben de ikildim ama. Herkesin yüreğini hoplattı. Biraz kendinize gelin diye ya. Evet, baygın tamam. Baygın duruyorsunuz. Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim. Yani. Yani. Oooo! Ne oldu lan orada? Oğlum çizgiden falan kurtarıldı bir şey oldu orada top. Yeminler edildi. Burada saklılar. Golün olmayacağı konusunda. Oha! Oha! Gezal! Gezal! Oh be! Atal! Oğlum bu ne lan? İki kere %100 pozisyon. Hem de 10'ar saniye arayla. Beşiktaş müthiş top oynuyor müthiş. Yiyordu Beşiktaş... da ama yiyordu da ama. Yiyordu da ama Trabzon'u yani sildi sağdan bu gerçek şu anda. Silmedi canım şimdi o kadar da değil ya. Ulan sabahtan ya bırak Allah'ını seversen ya. Ne izliyoruz biz ya? Silmedi sen ne izliyorsun? Ya. O kadar da deme ya. Şey var mı toz bezi var mı? Yok. Gözleri sildim. Toz beziyle. Neyse devam edelim. Evet sayın seyirciler. Çift dallı kırmızı çift kart. Çift dallı sarı kart var orada. Muleka'ya bir kart gelir orada. Geldi mi? Gelmedi. Vermedi. Demek ki çift dalmamış tek dalmış. Tek dalmış. Zaten tek daldı. Kimseyi beklemedi orada. Oho. Aha. Ulan üç, hadi 4-2. 4-2 yakaladı kötü çok kötü pas. Ya çok kötü ya. O tercih var ya çok evet, kötüydü oraya. Vizcan! Evet, evet. Bir direkti Trabzonspor'a. Korner korner.
Mert de temas etmiş. Ulan ne güzel maç oluyor ya. Vay 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 vay. Vallahi finale yakışır bir maç oldu evet. Ya. Helal olsun. Çok güzel. Çok güzel şut. Mert de dokunmuş. Evet. Direkt de. Edin Visca. Çok iyi falsolanmış da evet. Dışa doğru. Ayağının hafif dışıyla vurmuş. Güzel vurmuş. Vay be. Dakika 70. Trabzonspor bastırıyor. Ama bir de Meunier demesi lazım. Onu bekleyeyim ben dur. Çok önemli. Sonra Mönye'ye top gelmiyormuş. Oyundan alıyorlarmış. Keşke neyse alsalar gene söyler. İnşallah söylemez. Bu arada şeydi çıktı der. 15 numaralı oyuncu. Yapamasan ya espri öyle. Sadece numarasıyla hitap ediyormuş. Oğlum çok güzel espri hazırladım. Şaka hazırladım şu anda. Onu yapmam İnşallah. Lazım. İnşallah. Mönye demesi lazım. Mönye de orada bak. Hiç topla alakası yok. Mönye sağ bekte yatıyor. Bak. Mönye'ye döndü. Mönye'de duramıyorum. Münye de Fatsa bir oldu da. Oo. Ah siktir dağlar taşlar. Kayaşehir'den çıktı top. Diziyle çok güzel pas vermiş evet. Ama. Şimdi o klas harekete o bu balta dana gibi vuruş. Yakıştı mı yani? Hiç olmadı ama işte ne yapacaksın? Çünkü hazır değil ki. Fizik hazır değil, mental hazır değil yani. Necip bir doğru. Necip'e bak ya. Necip onu açıyor bir kıllandı. Kıllandı kıllandı. Dibinden ayrılmıyor. Bu da durmadan onu açıyor. 20 santim, hangi, ne, 20 santim boy farkı varmış. Ha. Normal boydan mı bahsediyor? Galiba. 20 santim onu varmış. Onu açıyor Necip'in arasında 20 santim fark vardır bence de. Vardır. Vardır yani. Az bile. Yok o kadar da abartmıyorum. Ha, doğru. Yani. Peki köşe vuruşundan Trabzonspor gol atar mı? Bilmiyorum onu açıyor kafaya çıkabilir kafasıyla atabilir. Kafasıyla mı atabilir? 20 santim fark var. Neyle atacak yani? Gövdesiyle atacak abi. Doğru söylüyorsun. Svensson uzun zamandır görmediği bir akrabasını özlercesine sarılmış. Anasına babasına böyle sarılmış. Güzel korner. Gol. Gol geldi! Trabzonspor beraberliği yakalıyor 2-2. Allah'ım sabır ver ya. Uzar mı maç? Bu maç uzar mı? Kimseye risk almaz ki daha. Ya uzamazsa? Pepe! Erdal Bey. Biz Beşiktaş'tan beklerken ama ben ne dedim? Pepe! Abubakar ayakta duramamış yani başka bir şey değil. Trabzon'un gol atacağını ben düşünüyordum zaten. 50 dakika uzatma verdi. 50 dakikada uzattı. Evet. Tersten görünce 50 gibi diyor. 50 dakika uzatıyor. 50 dakika uzatıyor biri bir de. Biri çıkıp dese ben 50 dakika uzatıyorum. Kim ne diyebilir burada? Ya uzatabilir abi. Ben baktım ki maç hoşuma gidiyor. 50 dakika evet. Uzattım hakemim ya. Doğru. Neyse güzel maçtı. Güzel maç oldu canım. Evet çok iyi maç oldu. Güzel maç oldu yani. İki tarafı da tebrik ediyorum. Evet. Aha. Yürü. Of. Oo. Raşit Oğlum Zeynep. Abubakar içeri girsene ne yapıyorsun orada? Oğlum bu Abubakar mal mı lan? Girmedi resmen çizgide bekledi. Kanatta bekledi. Oğlum ne yapıyor lan orada? Bir top aldığı yok, olumlu yok, bir hiç. Topu yok. Girdi ortada koşuyor mal mal ya. Bardi'nin sarı kartı var. Çıkarken faul. Doğru. Atağa çıkarken faul yapmadı mı Bardi şimdi? Evet. Kırmızı kart olması lazımdı bence de. Oğlum bir topu al lan. Bak. Gol! Bu sürati sabahtan beri salladık salladık. İşte. Bu da Trabzon'un olduğu için üzüldü. Ben Trabzon kazansın istiyordum. Yıkılmayın be hala 2 dakika var be. Kalkın be. Çok güzel maç oldu ama. 19'un vuruşu gördün mü? O 19'u harcayacaksın mesela. Bu ne lan? Pepe. Pepe ha. Pepe bir gol attı bir gol attırdı. Hadi bitir hocam ya. Bitir artık ya. Son dakika artık. Beşiktaş 3-2. Güzel maç oldu. İyi maça denk geldik. Direkten dönenler. Neler neler ya. Kurtarışlar. Pozisyonlar. Offside de var gibi lan. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani. Muçi topun üstünden zıplıyor. Görüş alanını etkiliyor. Aa hiç bu açıdan düşünmemiştim lan. Muçi eğer offside ise offside bir gol. Çizgi gelmedi ki görmedik ki. Oğlum kaç dakika uzatacaksın? Oğlum iki oyuncu değişikliğini... 3 dakika mı iki oyuncu değişikliği? Son bence atak bu. Korner. Son korner. Allah Allah. Uğurcan Çakır da geliyor. Allah Allah. Uğurcan Çakır bir rövaşata atıyormuş mu? Wait. Kaç dakika oldu diyor haklı. 5 dakika dedin 9 dakika oldu. Doğru. Bir gol iki oyuncu değişikliği. 4 dakika mı? O zaman evet. Demek ki her maçını 20 dakika uzatacaksın. Evet. Bir korner daha. Oo. Devam.
Koduk. Evet sevgili dostlar, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi... Kardeşim tebrik ederim. Ne demek kardeşim? Yani bazı takımlar var bu seneyi hiç kupasız mesela kapatmazlar. Kapatacak. Ya büyük takımlar kapatmıyor genelde. Kupa alıyor muhakkak. Ama yani o pozisyonda sanki offside var gibi gördüm ama bilmiyorum. Belki de bozuyordur. Vallahi biri. Çizgi falan göremedik. Evet. Yani keşke görseydik de biz de burada yorumumuzu söyleyebilseydik. Evet. Ama müthiş gol tabii ayrıca. Tabii müthiş gol ama offside'sa ne yapalım şimdi yani müthiş gol diye de gol mü diyeceğiz burada? Gol. Efendim abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Beşiktaşlılar özellikle. Hoşçakalın. Gelecek sene buradayız. Bir saniye. Pazar Beşiktaş günü ya, bir dakika ne? Niye Beşiktaş pazar günü ne yapacak ki? Ya Beşiktaş'ın ligde bir şeyi yok. Bizim için en önemli maç buydu bu senedeki. Doğru. Ve onu da kazandık. Kazandık. Beşiktaş böyle bir takım. Konuşmak istemiyorum, kapatabiliriz. Seneye göstereceğim ben onlara. Pazar günü şampiyonluk mücadelesi. Hadi evet. Bakalım.